Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda arkadaşlar pezonal konum imdatif konusunu görüyor olacağız. Tabii diktat çalışması derken tek başına yazı çalışması değil bu. Bunun haricinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceden öğrenmiş olduklarımızı tekrar ediyoruz, duyuyoruz. Öyle değil mi? E, ondan sonra tahtanın başına geçiyoruz ve yazmış olduklarımızın şöyle bir kontrolünü yapıyoruz. Ve son olarak da ne yapıyoruz arkadaşlar? Artikülasyon çalışması dediğimiz telaffuz çalışmasını da e, yapmış oluyoruz. Dilerseniz başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle akıştan bahsedelim. E, öncelikle ben size cümleleri okuyor olacağım dinamik bir şekilde okuyor olacağım ikinci okumamda birazcık daha ağır tempo ile gidiyor olacağım burada kağıt kaleminiz varsa etrafta bunu yazmanızı rica edeceğim yoksa da görselleştirelim acaba nasıl yazardığımı bir düşünelim olur mu ondan sonra tekrar kontrolünü yapıyor olacağız yani bu okumadaki kontrolü yapıyor olacağız evet hazırsanız başlıyorum Die Bluse gefällt ihr. Die Bluse gefällt ihr. Wir danken euch. Wir danken euch. Das Auto gehört uns. Das Auto gehört uns. Darf ich Ihnen helfen? Darf ich Ihnen helfen? Bakın buradaki Ihnen arkadaşlar nezaket formu olduğu için nasıl yazılması gerektiğini hatırlıyorsunuzdur herhalde. Ve son olarak da yani cümlenin sonunda frage var. Frage neydi? Soru işareti demekti. Tekrar ediyorum. Darf ich Ihnen helfen? Die Bücher gehören Ihnen. Burada plural kullanalım arkadaşlar. Ihnen plural yani çoğul nasıl yazılıyordu? Şöyle bir düşünelim. Die Bücher gehören Ihnen. Das T-shirt gefällt ihm. Das T-shirt gefällt ihm. Ich danke dir. Ich danke dir. Şimdi yazıma geçebiliriz arkadaşlar yazı çalışmamıza. Evet hazırsanız daha yavaş tempoyla başlıyorum. Die Bluse gefällt ihr. Die Bluse gefällt ihr. Wir danken euch. Wir danken euch. Das Auto gehört uns. Das Auto gehört uns. Darf ich ihnen helfen? Darf ich ihnen helfen, die Bücher, Gehören, ihnen, plural, kulonerus. Die Bücher gehören, ihnen, plural. Das T-Shirt gefällt, ihm. Das T-Shirt gefällt, ihm. Ich danke dir. Ich danke dir. Şimdi de dilerseniz arkadaşlar okumuş olduklarımızın tekrarını yapalım. Bu sefer kontrolünü de yapalım. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Die Bluse gefällt ihr. Die Bluse gefällt ihr. Wir danken euch. Wir danken euch. Das Auto gehört uns. Das Auto gehört uns. Darf ich Ihnen helfen? Fragezeichen. Bakın burada bir nezaket var dikkat. Darf ich Ihnen helfen? Die Bücher gehören Ihnen. Tol yapıyoruz. Ihnen nasıl yazılıyordu? Die Bücher gehören Ihnen. Das T-Shirt gefällt ihm. Das T-Shirt gefällt ihm. Ich danke dir. Ich danke dir. Şimdi de hazırsanız arkadaşlar tahtanın başına geçelim ve nasıl yaptığımızı, nasıl yazdığımızı kontrol edelim. Arkadaşlar cümlelerimize başlamadan önce personal pronomen im datif başlığına baktığımızda datifteki kişi zamirleri demek oluyor. Şimdi buna baktığımızda bana, sana, ona anlamına geliyor arkadaşlar. Hatırlayalım. Eş için ne demiştik? Mia. Du için dia. Er, es için neydi? im? Peki z için ne oluyordu? Ia. Via için uns. Ihr için euch. Ve çoğul ve nezaket formu yani z içinde ne oluyordu? Ihnen. Ihnen oluyordu değil mi? Tabi burada nezaket formu olduğunda ne ile başlayacak i harfi? Büyük harfle başlaması gerekiyor öyle değil mi? Şimdi ilk örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Bluse gefällt... Iya. Şimdi gefallen hoşa gitmek demek arkadaşlar. Die adı üstünde bluz demek. Az önce de söylemiş olduğum gibi ia yani hangi kişi kastedilmiş oluyor? Bu bir kadın değil mi? Yani zi. E, bu durumda bluz onun hoşuna gidiyor derken ne yapacakmışız? Datif'teki personal pronomo işin içerisine katacağız. E, bu durumda die Bluse gefällt ihr. Bluz onun hoşuna gidiyor demiş oluyoruz. Sonrakine baktığımızda Wir danken euch. Biz euch neydi arkadaşlar? Ian'ın karşılığı değil mi? Ia ile euch sizlere. Yani karşımda iki ve daha fazla insan varsa size biz teşekkür ederiz derken demek ki Wir danken euch demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda Das Auto gehört uns. Das Auto arabaydı. Gehören ait olmak. Bu durumda uns ne oluyor arkadaşlar? Wir uns ile ele alındığında araba bize ait diyecek olursak demek ki das Auto gehört uns dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar bir soru cümlesi ve modal fiil DÜÖFEN ile başlıyor. Evet diyofeni hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Bu bir otoritenin bize bir şey izin vermesi ya da izin vermemesi anlamına geliyor. Değil mi? Yasaklarda da kullanılıyordu bu modal fiil. E hatırlayalım. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie, sie. Bu da ne oluyordu? DÜÖFEN oluyordu. Şimdi demiş ki Darf ich Ihnen helfen? Bakın bu bir soru cümlesi. Size neydi? Yardım etmek. Size yardım edebilir miyim? Şimdi arkadaşlar burada Ihnen i harfini özellikle az önce ne dedim? Nezaket formu olmasına dikkat edelim dedim ile yazılıyor arkadaşlar? İ büyükle başlaması gerekiyor. Dolayısıyla size yardım edebilir miyim? Ama bunu küçük harfle yazmış olsaydık ne olacaktı? Üçüncü çoğu bu durumda onlara yardım edebilir miyim anlamı doğacaktı. Bu gibi durumlarda yani günlük hayatta tabii çok daha bariz bir şekilde bu yapı karşımıza çıkıyor değil mi? Çünkü önceki cümleye bakıyoruz. Dolayısıyla yapının ne olması gerektiğini zaten anlıyoruz değil mi? kastettiğim bir nezaket formu mu? Değil mi? Ya da üçüncü çoğuldaki onlar formu mu? O yapının içerisinde zaten bu belirlenmiş oluyor. Ancak burada dafe Ihnen helfen, değil mi? Muhatabım karşımda ve diyorum ki size yardımcı olabilir miyim? Bu durumda dafe Ihnen helfen sorusunu sormuş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımda die bücher gehören ihnen. Bakın tam da burada die Bücher kitaplar gehören ait olmak. Ancak burada iğnen küçük harfle başlamış. Yani küçük harfle yazılmış. İğnen yani az önce söylemiş olduğum üçüncü çoğun. ne diyor? Kitaplar onlara ait. Değil mi? Die Bücher gehören ihnen. Ancak buradaki iğnen demek ki i harfi büyük yazılmış olsaydı ne olacaktı? Kitaplar size ait demiş olacaktık. Ancak burada bir grup insan var değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Onlara ait demiş oluyorum. Bu durumda die Bücher gehören ihnen. Sonraki cümleye bakalım. Das T-shirt gefällt ihm. Bakın gefallen hoşa gitmek. Das T-shirt adı üstünde ihm. Ne için geçerli arkadaşlar? Er ve es için. Dolayısıyla onun hoşuna gitti değil mi? Ya, ya da gidiyor geniş anlamda. Bu arada Almanca'da e, fiiller yani bu halde kullanılırken geniş zaman ya da şimdiki e, zaman anlamına geliyor arkadaşlar. Das T-shirt gefällt ihm demek ki T-shirt onun hoşuna gidiyor ya da hoşuna gider anlamına gelmiş oluyor. Ve e, son olarak da ich danke dir ben sana teşekkür ederim. Demek ki do ne olmuş arkadaşlar? Diye olarak ele alınıyor. Bu durumda ben sana teşekkür ederim dediğimizde ich e, danke dir demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki die bluse gefällt ihr gefallen. Hoşa gitmek demekmiş. Sie ihr oluyormuş. Blues onun hoşuna gidiyor derken die bluse gefällt ihr. İkinci cümlede wir danken euch, euch neymiş demek ki? Ihr yani karşımda bir grup insan değil mi? Size teşekkür ederiz dediğimizde wir danken euch, bizler sizlere teşekkür ederiz anlamı doğuyor. Das Auto gehört uns, uns, wir, uns. Dolayısıyla araba bize ait. Das Auto gehört uns dememiz gerekiyor. Darf ich Ihnen helfen soru cümlesinde demek ki size yardımcı olabilir miyim, yardım edebilir miyim anlamında inen demek ki büyük yazıldığında nezaket formu, küçük yazıldığında üçüncü çoğul yani onlara yardım edebilir miyim olacaktı. Ancak burada size yardım edebilir miyim demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda Die Bücher gehören Ihnen kitaplar onlara ait gene büyük küçük yazımı görüyoruz arkadaşlar. Demek ki buradaki onlara ait anlamına geliyor. Das T-Shirt gefällt ihm. T-shirt onun hoşuna gidiyor ve i'stanke diye derken ben sana teşekkür ederim demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Bluse gefällt ihr. Die Bluse gefällt ihr. Wir danken euch. Wir danken euch. Das Auto gehört uns. Das Auto gehört uns. Darf ich ihnen helfen? Darf ich ihnen helfen? Die Bücher gehören ihnen. Die Bücher gehören ihnen. Das T-Shirt gefällt ihm. Das T-Shirt gefällt ihm. Ich danke dir. Ich danke diye. Bir diktat çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda personal konum, imdatif konusunu öncelikle yazdık, duyduk değil mi? Ve duymuş olduklarımızı defterimize geçirdik diye umuyorum. Doğru yaptığımızı umuyorum. Ve sonrasında ne yaptık arkadaşlar? artikülasyon çalışmasıyla sağlamasını da yapmış olduk. Tabii bütün bu çalışmaları yaparken de gramerden de eksik kalmadık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.